Bugün sizlere doğum kilolarımı nasıl verdim videosu çekeceğim. Instagram'dan sordum böyle tatile gelmişken bu manzarada size video çekmemi ister misiniz diye. Herkes gelsin demiş. Şıklar biraz hileliydi ama. Instagram'dan en çok korse soruldu. Nereden aldın, nasıl korse kullandın, kaçıncı gün kullanmaya başladın? Hepsinin cevabını vereyim. Bir, nereden aldım? Hem sağlıksız bir şeker değil. Ondan yiyordum sabah kalkar kalkmaz. Onun dışında vitaminler falan oluyor. Gebeyken zaten yağ deposu artıyor. O sırada da sürekli yemeye devam ederseniz bu sefer kalıcı bir kilo elde etmiş oluyorsun. Biraz da ben aydınlık olayım. Manzaraya doymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu tarz şeyler yerseniz hem tok kalmış olacaksınız hem de aşırı kilo almamış olacaksınız. Bol su tüketmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Merhabalar, ben Aybüke Derin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğum kilolarımı nasıl verdim videosu çekeceğim. Instagram'dan sordum böyle tatile gelmişken bu manzarada size video çekmemi ister misiniz diye. Herkes gelsin demiş. Gerçi şıklar biraz hileliydi ama. Böylece çekme kararı aldım. Video geliyor. Öncelikle diğer videolarıma bakmanızı istiyorum. Hamilelik deneyimlerimi anlattığım videom ve doğum hikayesi videom. Hem ne kadar kilo aldığımı görün, hem de neler yedim, neler içtim, onlardan da bahsettim. Nasıl, ne hareketler yaptım falan. Onların hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca şuraya bir yere birkaç tanesinin kartını da eklerim. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Öncelikle emzirmekten, emzirmenin ne kadar faydalı olduğundan bahsettim. Bebeğe faydalarından, nasıl sütü artırabiliriz, bunlardan hep bahsettim ama emzirmenin bebeğe faydalarının dışında anneye de faydaları var. Bunlardan en önemlisi de çok kalori yaktırması bence. Emzirmek 500 kalori yaktırıyor. 500 kaloriyi harcayabilmek için tam 10.000 adım yürümeniz gerekiyormuş. Araştırdım az önce. Yani 10.000 adım yürümek mi, emzirmek mi? Tabii ki emzirmek. 500 kalori çok büyük bir kalori. Siz emzirdiğinizde zaten fark edersiniz. Çok terlediğinizi, böyle çok böyle sanki efor sarf etmiş gibi yorulduğunuzu. Ya bu da enerji kaybettiğinizi gösteriyor zaten. Onun dışında böyle hamileler daha çok kilolarını hamileyken değil, doğumdan sonra emzirmek için sütün daha çok olsun diye yediğinde alıyorlar. Bir de hamilelikte yağ depoları zaten artıyor. Doğumdan sonra hemen eski düzenine dönmeye çalışıyor vücut. Ama siz böyle daha çok yerseniz, kalıcı kilolar elde ediyorsunuz. O yüzden çok aşırı kilo alsın diye çok fazla yemek dışında bol su içmek gerekiyor. Zaten söylemiştim, çok yemezseniz de bol su içerseniz sütünüz mutlaka olur. Hani hiç yemeyin demiyorum. Ben neler yedim, neler içtim, bundan da bahsedeceğim. Çok fazla yemek çok fazla süt anlamına gelmiyor. Ben neler yedim, neler içtim, şimdi onları anlatacağım. Zaten ilk gün çok fazla bir şey yiyip içemiyorsunuz. Yani benim sezaryen olduğu için yemek yemeye başlayınca önce sıvı şeyler tüketiyorsunuz, su falan içiyorsunuz. Sonra sıvı yavaş katıyor. Çorba falan içtim zaten. Orada biraz bir iştahınız kesiliyor. Zaten ertesi gün yine böyle çok beni zorlamayacak, gaz yapmayacak, tuvalete gittiğimde çok zorlamayacak şeyler yemeye çalıştım. Daha sonrası da artık bir düzen oluşmalı. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği şeklinde diye düşünüp sabah kalkıp güzel bir kahvaltı yapıyordum ama uyanır uyanmaz kahvaltı yapmaya fırsatım olmuyor çünkü zaten sürekli bir emzirme, altını değiştirme, böyle bir telaş oluyor. Yani gözümü açtığım anda zaten 1-2 saatlik bir uykuyla gözümü açmış oluyorum. Hemen bebeği emzirmeyi falan düşünüyorum. O yüzden kalkar kalkmaz bir tane kayısı, bugün kurusu kayısılarından oluyor. Arkadaşım getirmişti, Malatyalı, böyle büyük, çok lezzetli. Sabah kalkıyordum, bir tane ondan atıyordum ağzıma. Sonra kendim de enerji bulduğum için emzirebiliyordum. İşte kendi işlerime bakıyordum bebeği uyuttuktan sonra. Sonrasında kahvaltıyı hazırlayıp günlük rutine, yemek yeme rutine başlayabiliyordum. Kahvaltı hazırlıyordum. Kahvaltıda bol peynir, zeytin, yeşillikler, domates, salatalık, hepsi, her şeyden yiyorum tam doyacak şekilde. Çünkü gün çok hızlı geçiyor. Yani kendimi çok iyi doyurmalıyım ki ilerleyen saatlerde bana enerji olsun. Zaten sürekli emzirme, altını değiştirme, sakinleştirme, uyutmaya çalışma, hani bunlarla geçiyor gün. O yüzden kendime yemek yiyecek çok zaman bulamıyordum. Öğlenleri de böyle daha çok çorba tarzı, aparatif şeyler yiyordum. Akşamları da güzel yemeklerim. Hani hiç yemek yemeyin demiyorum. Normal rutinde yediğiniz yiyin ama aşırı yemek yemenize gerek yok. Aralarda meyve yiyerek, sütüm de çoktu. Hem de aşırı da kilo almamış oldum. Zaten toplamda 14 kilo falan almıştım gebeliğim sürecinde. Doktorların önerdiği 10-12 kilo arasıydı. Ben tabii ki daha fazla aldım. Pandemi sürecinde sürekli evde olduğum için. Veremeyeceğim diye de korkuyordum ama hiç korkmanıza gerek yok. Çünkü o yağ depoları hemen terk ediyor vücudunuzu. Çünkü o hormonlar gidiyor vücuttan bebek çıktıktan sonra. Geldiğimde bahsetmiştim zaten. Hani ödemden dolayı bir geldim ben böyle 6-7 kilo, en az 8 kilo falan hatta gider diye düşünüyordum. Geldim 3,5 kilo falan gitmişti. Sonrasında ödem gitti ve bol su içtim sürekli, hem süt olsun diye. Sürekli su içtiğim için böyle aşırı iştahlı da olmuyorsunuz. Biraz da korse kullanımından bahsedeceğim. Çok fazla soru aldım. Instagram'dan en çok korse soruldu. Nereden aldın, nasıl korse kullandın, kaçıncı gün kullanmaya başladın? Hepsinin cevabını vereyim. Bir, nereden aldım? Birincisinin cevabı Ebebek'ten aldım. Orada doğum sonrası korse şeklinde satılıyordu. Yansı çok aşırı araştırmadım. Sadece bel destekli almak istiyordum. Orada da vardı, gördüm. O şekilde aldım ama memnun da kaldım. Sonrasında ne zaman kullanmaya başladım? Ya ilk günler böyle çok baskı yapmak istemedim. Dikişler falan da var. O yüzden 20. günden sonra falan kullanmaya başladım. Korseyi gece yatarken de kullanıyor bazıları ama ben gece yatarken kullanmadım. Çünkü çok rahat ettirmiyor yani sürekli takılı olduğunda. Daha çok gündüzleri. Bir de emzirirken de çok kolaylık sağlıyor. Böyle belinizi şöyle dimdik tuttuğu için emzirirken de kolay oluyor. Başka söyleyeceğim neydi diğer soru? Bel destekli tercih ettim. Ebebek'ten aldım ve 20. günden itibaren kullanmaya başladım. Yani ama siz kullanmadan önce mutlaka doktorunuza sorun. Çünkü her doktor önermiyor korseyi. İşte ya da başka bir sıkıntınız vardır. Hani her ameliyat aynı değil. Her durum aynı değil. Siz yine korse kullanmadan önce sorarsınız. Biraz da ben aydınlık olayım. Manzaraya doymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok ayrıntılı bir video olmadı ama kilo aldıran şey size zaten çok fazla yemek, süt olsun diye. Eğer süt olsun diye çok yemezseniz, bol su içerseniz işte daha çok sağlıklı ama hani sizi dinç tutacak şeyler yerseniz, kuru dut falan da yemiştim. Hem böyle hafif şekerli olduğu için hem sağlıklı olduğu için. Bu tarz şeyler yerseniz hem tok kalmış olacaksınız hem de aşırı kilo almamış olacaksınız. Bol su tüketmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.